ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Dalavelelerle uğraşıp dursunlar. Biz sadece ve sadece halkımızın sağduyusuna güvenerek bu yola çıktık. Halkımızın yoğun ilgi ve teveccühüyle de çok şükür yolumuza devam ediyoruz. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ye de buradan sesleniyorum. Masa başında üretilen formüllerle, entrikalarla seçim kazanılmaz. Seçim meydanda kazanılır, meydanda. Seçim meydanda kazanılır. Onun için ben buradan Erdoğan ve Bahçeli'ye diyorum ki, hadi hodri meydan diyorum, hodri meydan. Seçim yasalarıyla oynamaktan medet umanlar, halkın çoktan vermiş olduğu bir kararla inatlaşmaya çalışıyorlar. Beyhude, boşa çaba. Halkın desteğini kaybedip seçimi matematik formülleriyle kazanacaklarını zannediyorlar. Vay yavrum vay, uğraşsınlar. Mümkün değil. Bakın buradan ben açık açık ifade ediyorum. Erdoğan ve Bahçeli kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek. Ya bunlar 2018'in rakamlarına göre formül yapmışlar, çarpmışlar, bölmüşler bilmem ne sistemiyle. Diyorlar ki işte ya o gün şöyle bir şey olsaydı bak 3-5 tane milletvekili oradan buradan fazla çıkacaktı. Hesaba bak. Seçim günü geldiğinde ki seçim artık bu yıl mı olur, gelecek yıl mı onu da göreceğiz. Seçim günü geldiğinde bu hesapların hepsi değişecek ya. Bunu bilemeyecek kadar siz tecrübesiz insanlar değilsiniz. Ama işte Allah şaşırtmaya görsün. O hırs var ya hırs, aklı selimi başlarından alıyor. O hırs gerçekleri görememelerini beraberinde getiriyor. Seçim günü geldiğinde halkımızın iradesi her türlü siyaset mühendisliği formülünü yıkıp geçecek ya, yıkıp geçecek, bunu görün artık. Arkadaşlar, belli ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli baş başa verip artık jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar. Biz onu anlıyoruz. Ancak görünen köyde kılavuz istemiyor. Sonuç şimdiden ülkemize hayırlı olsun diyorum. Sonucu görmüşler ki bu hesaplara giriyorlar. Sonucu idrak etmişler ki bu derde düşmüşler. Ülkemizdeki seçimler Sayın Bahçeli'nin çeyrek yüzyıllık genel başkanlık kariyerinde jübilesi olacak. Biz kendilerini er ya da geç kendilerine yakışan bir şekilde uğurlayacağız. Müsait bir yerde inecekler. Ardından da ülkemizi en kısa sürede huzura, zenginliğe ve adalete kavuşturacağız. İnşallah. Hep beraber yapacağız bunu. Ve önümüzdeki seçimler arkadaşlar, devletin elindeki tüm imkanların iktidardaki bir parti lehine seferber edilebildiği son seçim olacak. Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi iktidardaki otoriter ittifakın ortakları bu hafta başımıza yeni bir icat çıkarttılar. Seçim sistemine ilişkin bir takım değişiklik önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundular. Partili ve taraflı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi marifetiyle adaletin ve istikrarın canına okuyanlar şimdi de temsilde adalet ve yönetimde istikrar gibi fiyakalı lafların arkasına sığınarak bir oyun çevirmeye çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar, görünen o ki temsilde adalet meselesinde iktidar ortaklarının aklına harita mühendisi yapmak gelmiş. Seçimi mevcut kurallarla artık kazanamayacaklarını nihayet anladıkları için seçimin kurallarını değiştirme gayretine düşmüşler. Fakat yine yanılıyorlar, yine yanılıyorlar, yine yanılıyorlar. Çünkü seçimi mevcut seçim sistemi yüzünden kaybedeceklerini zannediyorlar. Oysa kaybetmelerinin asıl nedeni seçim sistemi falan değil. Kaybedecek olmalarının asıl nedeni evrilip içine düştükleri zihniyet. Kaybeden kendi zihniyetleri olacak. Kaybeden bu otoriter zihniyet olacak. İşte bunu anlamıyorlar. Bunu anlayamıyorlar. Onun için de hata üstüne hata yapıyorlar. Ben hep söyledim. Bir iktidar eğer seçim kurallarını değiştirerek iktidarda kalma derdine düştüyse o iktidarın zaten gitme vakti çoktan gelmiştir. Bunu kendileri de görüyor. Bu
evvelsi gün meclise sunulan teklif var ya, tam da bunun ispatı işte. Artık gideceklerini anladılar. Oyunun kurallarını değiştirerek nasıl iktidara devam edebiliriz, bunun derdine düştüler. Artık vesikalı, ispatlı. Gideceklerini anlamalarının en önemli vesikası, ispatı işte meclise sundukları bu seçimlerle ilgili yasa teklifi. Ukrayna'da yaşanan gelişmeler nedeniyle diplomaside yoğun bir trafiğin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Dış politikanın günübirlikçi zihniyete terk edilemeyecek kadar önemli bir konu olduğunda gayet iyi biliyoruz ve özellikle öyle bir dönemden şu anda hep beraber geçmekteyiz. Dış politikanın bir kişinin duygu ve dürtüleriyle yönetilemeyeceği bir dönemdeyiz şu anda. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bir ülke bir başka ülkenin topraklarını işgal ediyor. Sınır hudut tanımadan, uluslararası hukuku hiçe sayarak, Birleşmiş Milletler sistemi kurulurken altına atılan bütün imzaları yok sayarak bu yapılıyor. İşte bu nedenle biz başta Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri olmak üzere diğer devletlerle yürütülen görüşmeleri de çok çok yakından takip ediyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin ağırlığına duyulan ihtiyacın arttığı bir dönemde iktidardaki zihniyetin kapasitesinin de küresel gelişmeleri taşımaya artık yetmediğini görüyoruz. Sağlık sistemini yönetmenin en iyi yolu insanların hastalığa yakalanmasını önleyecek tedbirleri baştan alabilmek. İşte bu sebeple ülkemizde koruyucu hekimlik sistemi güçlendirilmelidir ve hastanelerin üzerindeki yük hafifletilmelidir. Sağlık çalışmalarında da mutlaka gerekli kaynaklar ve verimlilik artırılmalıdır. Önleyici tıp, önleyici hekimlik nihai olarak hem vatandaşlarımızın daha sağlıklı olmasını sağlar, hem de toplam sağlık maliyetini, ülkenin ödediği sağlık faturasını düşürmekte yardımcı olur. Tabii ki hekimlerimizi hedef alan her türlü eylem ve söylemi de artık terk etmesini söylüyoruz buradan hükümete. Burada iklim önemli arkadaşlar, iklim. Hükümetin oluşturduğu iklim maalesef sağlıkta sıkıntılı ne kadar alan varsa bunun tamamının faturasını hekimlere kesmeye dönük bir söylem. Dikkat edin. Sağlık hizmetlerinde maalesef şu anda Türkiye kötü yönetim sebebiyle geriye gidiyor. İyi bir organizasyon yapılmadığı için geriye gidiyor. Dört başı mamur bir sağlık politikası ülkenin olmadığı için sağlık hizmetleri geriye gidiyor. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet seviyesi de düşünce de hükümet ne yapıyor? Hekimleri işaret ediyor, kendisi geri çekiliveriyor. Aynı enflasyona sebep olup fahiş fiyat etiketlerini gösterip geri çekildi gibi. Aynı kurun artmasına sebep olup kuru soğan depocularını, hatta pazarcı esnafını terörist diye niteleyip geri çekilmesi gibi. Eğer Türkiye'de sağlık hizmetleri geriye gidiyorsa bunun tek sebebi kötü yönetimdir. Hükümetin bu işi artık becerememesidir. Kimse bunun suçunu sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize atmaya çalışmasın. Ben bu çağrımın bir numaralı muhatabının da Sayın Erdoğan olduğunu ve yine dün kürsüden hekimlere nefret boca eden Bahçeli olduğunu da buradan tekrar ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki 14 Mart'lar hekimlerimizin eylem değil bayram yapacağı günler olacaktır. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar sağlık çalışanlarımızın insanca yaşadığı yıllar olacaktır. Bildiğiniz gibi bu sene tıp bayramında eylem yapanların bir kısmı da aile hekimlerimizdi. Dün genel merkezimizde Türkiye Aile Hekimi Dernekleri Federasyonu'yla bir araya geldik. 30 bine yakın aile hekimimizin sorunlarını masaya yatırdık. Aile hekimleri bir süredir kendilerine dayatılan bir ceza yönetmenliğine itiraz ediyorlar. Ben de daha önceki konuşmalarımda bu ceza yönetmeliğini gündeme getirmiştim ve aile hekimlerinin temsilcileriyle dün de oturduk, bunları tekrar konuştuk, istişare ettik. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Hekimlerimizin motivasyonunu kıran her türlü girişimi biz kesin bir dille kınıyoruz. Aile hekimlerinin iş güvencelerini ortadan kaldıran, sözleşmelerinin feshini kolaylaştıran, ifade özgürlüklerini kısıtlayan bu ceza yönetmenliğinin derhal değiştirilmesi gerektiğini de söylüyoruz.